Anno 1800'e hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 3. bölüme devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz bir şeyler öğrendim, çözdüm diyebilirim. Hemen onları yapmak istiyorum, başlamak istiyorum. Öncelikle bizim abi gemimiz nerede? Gemimizi bir bulalım. Bu arada gemide bir eşyamız varmış. Görev için sanırım bir eşya almışız ama. Yani şu görevi yapalım. Bu arada şuradaki görevlerin istediklerini yazmamasının sebebi bu Türkçe yamadan dolayıymış. Yani bunu bizim nereye götürmemiz gerekiyor? Buraya götürmemiz gerekiyor. Burada elemana teslim edelim. Bu arada bir tane ada varmış arkadaşlar. Bizim o adayı bulmamız gerekiyor. O adada satabileceğimiz bir ürün var. Ve ben bu bölümde onu üretmeye başlamak istiyorum ve bu adaya satacağım. Tahminimce şu ada arkadaşlar. Bayağı aradım, bulamamıştım. Yani şöyle bakmamız gerekiyormuş gözükmesi için. Şöyle yukarıdan bakınca gözükmüyormuş adalar. Şöyle bakınca gözüküyormuş. Yani tahminimce şurada bir ada daha var. Yani o adaya gitmemiz gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar şu kısımda biraz fazla abarttığımı fark ettim. Şöyle yapacağım çünkü bu binalarda yani bakım ücreti alınıyor. Yani bu kadara ihtiyacımız yok. Tamam, üretiyoruz, güzel, hoş, fakat bence bu kadara gerek yok. Şöyle yapacağım şimdilik. Şöyle. Abi bir saniye, yanlışlıkla ağaçları kaldırdım. Neyse, önemli değil. Şöyle en azından şu ikisini kaldıracağım. O abi patlama yaşanmış. Ne oldu abi bir anda? Gözünü seveyim. Bina direkt yerle bir oldu. itfaiye geliyor mu? Ha, itfaiye şu anda su pompalıyor. Abi detay seviyesine bakın, gözünü seveyim. Araca pompalayana kadar çiftlik yanacak abi. Patates tarlamız yanıyor. Bir tanesi geldi. Bir tane daha herhalde orada şey yapıyorlar. Su pompalıyorlar. Yani şöyle eleman geldi. O bir tane de şurada elemanlar var. Abi detaya bakar mısınız oyundaki? Mükemmel ya. Yani bir tanesinin yangınını söndürdüler. Şöyle bakalım bu bina ne oldu şimdi? Yakında bir olay olduğu için şu anda tamir... O abi şu patatese yetişemedi de patates kül oldu. Şunu bari durdurun, gözünü seveyim. Şunu geri inşa edelim. Şimdi abi bizim gemimiz nerede? Gemiye bizim bir bakalım. Yaklaştı mı? Oo abi gemi çok uzakta. Gemiyi çok uzakta bırakmışız. Arkadaşlar bu bölümde şimdi şuradaki işçiler kısmından şu kısmı biraz daha ilerleyelim istiyorum. Tuğla üretimimiz bayağı iyi. Ekmekte durumumuz ne? Hemen ona bakalım. Gayet iyi, 35'e gelmişiz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey öğrendim. Şöyle basıp şuradan satmak dediğinizde şöyle satabiliyormuşsunuz. Mesela 25'ini satsın. Buraya gemiler gelip bunları satın alabiliyorlar. Mesela şundan fazlamız var. İşte atıyorum. Yine aynı şekilde bu da 50 olsun. Şimdilik idarelik mesela bu. Gerçi bunu satmayalım. Bu yükseltmelerde kullanıldığı için bu dursun. Tuğlayı satabiliriz aslında ama inşa yapacağımız için o da dursun. Ekmek de aynı şekilde dursun. Bu arada burayı da yükseltebiliyormuşuz. Ben bunu tamamen unuttum. Herhalde burada bu olduğu için buna da ihtiyacımız yok sanırım. Burası da çünkü depo yani. Bilemedim. Neyse bunu yükseltelim. Aynen, bunun da görüntüsü gayet güzelmiş. Hemen arkadaşlar şöyle başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şunu yerleştirmek istiyorum. Burada bizim polis merkezimiz var. Bu da yine yükseltmelerde istiyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani istemiyorsa bile adı nedir? Mutluluklarını etkiliyordur diye düşünüyorum. Ha, okul istiyorlar. Ben yine de polis merkezini yapacağım. Bakım maliyeti var ama olsun. Yine de bunu koyalım. Nasıl bir yere koysak acaba? Sanki şu kısım iyi olur gibi diyeceğim ama bu sefer de buraya çok uzak kalıyor. Bence bir tane buraya yine de yerleştirelim. Bir tane de ilerleyen zamanda şuraya bir mahalle yapar, oraya yerleştiririz. Şöyle bakalım. Yani polisler nöbet tutuyorlar, atlarla tabi. Çok iyi. Aynen, bir tane eleman atından geliyor, şöyle dışarı çıkıyor. Yani abi, oyundaki detay seviyesi bayağı hoşuma gitti. Sonra
Kilisemizi kurmuştuk, ekmek yapmıştık, sosisi geçmiştik. Şöyle yelkenden başlayalım istiyorum. Bizim şimdi abi yünümüz ne kadar var? Hemen bakalım. Yünümüz, hani yünü satma, o hemen. O abi bir saniye, burayı yükselttiğimiz için artık daha fazla depoluyor. 75'ten 150'ye çıkmış. Hani görev yerine gitmiş sanırım gemimiz. Hemen şöyle bakalım. Hani görev yerine gitmiş. Hani temizledik. 4000 lira aldık. Tertemiz abi. Ben şimdi gemiyi hemen şuradaki adaya göndermek istiyorum arkadaşlar. Bu adayı hemen keşfedelim. Bu arada şu adayda işimiz çok olacak. Bu ada mıydı? Yok, bu ada değil. Aynen şu eleman. Sir Archibald. Bu eleman arkadaşlar şuradaki sattığı öğeler işimize yarayabilir. Yani buradan bir şeyler almamız gerekebilir. Ve özellikle de çelik kiriş satıyor. Neden çelik kirişe önem verelim? Çünkü sanayi devrimine gireceğiz. O yüzden buna ihtiyacımız olacak. Yani bu elemandan bunu alırız. Ve kömür çıkardığımız zaman da fazla çıkartırsa kömürü satabiliriz bu elemana. Ama tabii en önemli yer şu an için şuradaki yer. Orayı bir keşfedelim. Ondan sonra bakalım. Şu şeyi de hemen geri tamir edelim abi. Patates tarlamız yıkılmıştı. Ne diyorduk? Yelkeni geçeceğiz. Aynen. Yelkeni geçmeden önce şunların seviyesini, mesela şunu 100 olsun. Başka neyi yapmıştık? Yünü satmayı geri iptal edelim. Aynen, buradan satmayalım arkadaşlar. O ticaret yerini bulduğumuz zaman oradan satarız. Şimdi şöyle iki yelken üretimine başlayalım. Bizim çiftliklerimiz burada değil mi? Aynen, şu anda koyun çiftlikleri orada. Şuraya iki tane ekleyelim diyorum. Aynen, iki tane yelken yerimiz olsun. Şuraya da yelkeni, simgesini koyalım. Aynen, şunu da yükseltelim depoyu. Aynen, gayet iyi oldu böylece. Bunu da halletmiş olduk. Bir an önce yün üretmeye başlasınlar. İlk önce bunu yaptım çünkü daha hızlı üretirlerse bir an önce gemi üretmeye de başlarız. Sen dürüst bir adamsın diyor. Eyvallah reis. Arkadaşlar şimdi bir yere diğer yapmak istediğim şey şu domuzlarla ilgili. Zaten ticaretimizin ana şeyi bu olacak. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Para deli gibi kasacağız bununla. Hemen şöyle bir şuradan bir yol yapalım. Biraz domuz şeyini artıralım. Sabun üreteceğiz arkadaşlar. Aynen. Bayağı sabun üretmemiz gerekiyor. Bu ticaretle bayağı iyi büyüyeceğiz diye düşünüyorum. Bir tane şöyle, bir tane şöyle. Bence yeterli. Çok abartmayalım. Çünkü bakım ücreti çok artıyor. Ödemekte sıkıntı yaşamayalım. Yani paramızı hep artıda tutalım. Paramız eksiye düştüğü zaman hemen onunla ilgilenir. Geri bir şeyleri kaldırırız. Hemen şöyle alanlarını ekleyelim. Şöyle 4 tane. Bir de arkaya 5. Aynı şekilde şuna da ekleyeceğim. Sabundan deli gibi para kazanacağız arkadaşlar. Aynen. Gemimiz gitmiş. Aynen. Hapishane yerini bulduk. Solucanlar hapishanesi diye bir yer var arkadaşlar burada. Bununla ticaret yapacağız burayla. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Eleman kömürle demir satıyor. Ama en önemlisi sabunu 384'e alıyor arkadaşlar. Bayağı iyi. Bir de şu soru işareti olan şeymiş arkadaşlar. Hani herhangi bir ürünü satın alabilirler. Bir de diğer önemli şey arkadaşlar şu. Buradaki elemanların olayları. Mesela tüm oduncu kulübelerine artı 10 verim. Mesela bakım maliyetleri eksi %100 tüm tuğla fabrikalarında. Oha, bu bayağı iyi. Paramız olsaydı bunu alırdık. Yani yenilendi, tam yenilenme şeyine denk geldik. Emek gerekli diyor mesela. Tüm hayvan çiftlikleri %-40. Verim %50. Emek gerekli eksi %75. Taş ocakları, tüm madenler. Dokuma atölyesi, nakışçı, terzi dükkanı mesela. Şu an için bunlara tabii gücümüz yetmiyor ama burayı keşfettik. Şimdi şöyle yapacağım. Gemiyi geri hemen döndürelim. Bu arada görevleri yapmayı da bir tık anladım gibi. Mesela şuna gidip bize prenses vardı burada. Ona bir gidip görevini yapalım. Umarım teslim görevi diyordur. Onlar çok basit oluyor. Bir tane ondan yapalım. Şimdi şu diğer adada, bu adayla şimdi bu bölümde uğraşmayacağım. O yüzden şöyle yapacağım. Bu ada bayağı bir satsın abi. 20 kereste kalsın sadece. İçki de aynı şekilde. Olur da yükseltme yaparsak. Burada mesela 25'e kadar içkiyle keresteyi satsın. Zaten burada başka bir şey
yapmıyoruz sanırım. Onlar gelenler satın alabilir. Bu arada 5 yelken üretmişiz. Şu diğer yere de sabun koymak istiyorum arkadaşlar. Ne kadar ürettiğimiz belli olsun diye. Onu da hemen başlayalım. Sabun için öncelikle salot bitkisi don yağı diye bir muhabbet var. Bundan mesela bu bir dakikada domuz çıkıyor, bir dakikada don yağı. 30 saniyede sabuna dönüşüyor. Şöyle yapalım. 4 tane bundan ekleyelim. 2 tane de sabun ekleyelim. Çok fazla kurmamak gerekiyor çünkü dediğim gibi yani hep artıda tutmamız lazım. Şimdi bunları nasıl yerleştirsek? Yine bundan 4 tane dedim ama böyle düzgün yerleştirelim. Şöyle yapabiliriz. Şu kısımdan şöyle buraya 4 tane ekleyelim. 2 sabunu da bu tarafa ekleyelim. Veyahut da depomuz nerede? Aslında deponun şöyle yan kısmına daha mantıklı olur. Aynen şöyle iyi midir? Bence böyle işimizi görür. Gerçi yolu yanlış çektim şu kısmı. Şöyle şurayı böyle çekelim. Şuraya da dekorasyon yaparız belki. Şu anda neye ihtiyacımız var? Aynen arkadaşlar. Şimdi de çelik kirişe ihtiyacımız var. Şimdi bunlar dursun şimdilik. Ona yapar bir sonra başlar. Şuradan görevimizi alalım. Ne diyor? Bir şeyi almanızı istiyor diyor. Şuna gidip şuradan bir şey alacakmışız. Oraya gidelim. Oradan ürünü alıp tekrar ona döndürelim. Sanırım öyle. Yani çünkü bir şey teslim etmedi bize. Görevler dediğim gibi Türkçeden yamadan dolayı buradaki yazılar gitmiş. Yani oyunun hatası değil. Türkçe yamadan kaynaklı. Sonra arkadaşlar hemen şöyle gelmek istiyorum. Şurayı endüstri alanı yapalım diyorum. Çünkü burada insanlar yaşıyor. Buraları havasını zehirlemeyelim bence. Bu arada kereste fabrikamız çok mu fazla acaba? Şöyle bakıyorum. Şurada sanki fazla şurada kereste fabrikamız var. Arkadaşlar bunları da kaldıracağım. Çünkü yetiyor zaten diğerleri. Ve böylece bir tık daha gelirimiz düzene girer. Umarım. Şöyle yapalım. Şuradan abi bir yol çıkartacağım. Şu kısımdan. Buraya kadar gelsin. Hemen kurmaya başlayalım. Buraya bir küçük bir tersane bölgesi yapalım. Aslında ön tarafa da yapabilirdik ama ön tarafa biraz daha böyle savunma, balıkçı, depo o tarz yapmak istiyorum. Burayı bir tık daha böyle tersane gibi olsun. Mesela hemen şöyle başlayalım. Tersanemizi hemen yerleştirelim. İlk gemimi yapmak istiyorum hemen şuradan. Bullet diye bir gemimiz var. Bu eleman yük taşıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane yapmaya başlayalım. Çünkü 10 tane yelkenimiz olmuş. Hatta 14 tane olmuş. Onu kullanmaya başladım. Çok iyi. Hemen yanına bir tane de depo koymak istiyorum. Şöyle bir depo koyalım. Yanında deposu bulunsun. Sonra arkadaşlar madene girelim. Çünkü şu diğer şeyler. Aynen elemana ulaşmışız. Şimdi bunu geri nereye teslim etmemi istiyor? Geri buraya teslim etmemi istiyor. Şöyle tıklayarak çok rahat bir şekilde görevleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani buradan başladık. Şu kadından, Beril'den, Beril o Mara'dan aldık. Prenses'e götürüyoruz. Bayağı basit bir görev. Bol bol gemi üretirsek de bu görevleri daha hızlı yaparız. Çünkü para kaynağı arkadaşlar. Yapmak zorundayız bunları. Şimdi bizim şurada ne madenimiz var? Demir yatakları. Çok iyi. 3 tane demir var. Burada çinko var. Çinko demir var yine. Şöyle bakalım burada ne var? Burası yağ olması lazım. Aynen burası yağ. Demir tam iyi yerde arkadaşlar. Bayağı iyi yerde. Hemen şöyle 2 demir madeni kurmak istiyorum. Büyük ihtimal çalışan sayımız azalacak ama ona sonra bakarız. Şöyle hemen yolunu da bağlayalım. Buranın deposu burada ama buraya da bir depo kurmamız gerekebilir. Şöyle bir acele etmeyelim. Şöyle bir bakalım detay seviyesine. Oo abi burada şeylerle götürüyorlar. Buradan da demir çıkartılıp yüklenip aşağı doğru gidiyor raylarla. Yani raylar da şurada çarklardan dönüyor. Bayağı güzelmiş detay seviyesi. Bayağı hoşuma gitti. Buradan da aracı yükleyip götürecekler. Gayet güzel. Aynen burada. Aynen eleman depo yok. Nereye götüreceğiz bunları dedi. Şimdi bir diğer ihtiyacımız olan gördüğünüz gibi çelik üretmemiz gerekiyor. Ondan önce dökümcü. Dökümcüden önce de demir ve kömür olması gerekiyor. Şurada ağaçlık kısmımız var arkadaşlar. Bu
Odun kömürü yapıyor. Yanlış anlamadıysam eğer. Öyle olması gerekiyor. Çünkü burada şeyimiz yok. Değil mi? Kömür madenimiz yok. Şurada var mı peki? Yani kömür yatağı varmış. Ona bir bakalım hemen hızlıca. Buna mesela buraya koyabiliyor muyuz? Herhalde ona ayrı bir kömür muhabbeti gerekiyor. Yanlışım yoksa. Hemen şöyle yapalım. İki tane yine yerleştireceğim bundan. Birini şöyle yerleştirelim. Birini şöyle yerleştirelim. Gördüğünüz gibi hemen dumanları burada kötü gözüküyor. Yani buralarda insanlara bence yaşamaması daha iyi olur. Şöyle yapalım. Şimdi şu elemanı bir tık daha bu tarafa alacağım. Şuraya depo koyalım. Aynen burada. Şu elemanlar da burayı kullanır hem. Aynen hemen çalışmaya başladılar. Aynen elemana teslim etmişiz prensese. Şöyle paramızı alalım. 5000 aldık, bir de üzerine itibar kazandık bunlardan. Yani bu görevleri yapmak bayağı karımıza. Yani şu anda ticaret yapamadığımız için, hani ticaretlik bir şeyimiz olmadığı için bu görevleri yapmak çok mantıklı. O 19'da yelkenimiz olmuş. Ondan önce biraz o gemimiz olmuş. Ondan önce şurada biraz bina yükseltelim. Hayır, bina yükseltelim. İlk gemimiz çıktı arkadaşlar. Şimdi bu eleman ticaret gemisi. Onu da şuradan rota ekleyeceğiz. Rota oluşturacağız. Ticaret yolları diyeceğiz. Mesela bu eleman elemana bir şey satmak istiyoruz. Mesela atıyorum ben buradan bir şey yükleyeceğim. Mesela ne satalım? Sosis satabiliriz aslında veya buğday. Yani ama şu anda bence bunları da satmayalım ama yine de bir denemelik. Şöyle sosisleri yükleyelim. Aynen buraya satsın. Şuradan da gemimiz Orpheus diye bir gemiymiş. Şöyle başlayalım, rotayı oluşturalım. Aynen bu eleman şimdi şuradan alacak arkadaşlar, buradan oraya götürecek. Diğer insanlarla da şey yapmanız için şuradan bunlarla ticaret yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama onlara şimdilik girmeyeceğim. Dediğim gibi önceliğim sabun üretmek. Şimdi bu ikisini yerleştik. Dökümcüye ihtiyacımız var. Ben iki tane dökümcü yerleştirmek istiyorum. Çünkü döküm şeyde de kullanılıyor. Silahta da kullanılıyor. O yüzden yani şurada büyük gemiler yaptığımız zaman topa ihtiyacımız olacak. O yüzden bundan iki tane yapalım. Bir tane de çelik yapalım. Çelik fabrikası koyalım tam yanına. Şöyle biraz da yol ekleyelim. Elemanlar öksürmeye başladı bile abi. Hemen şöyle bir detayına bakmak istiyorum. Tabii şu anda çalışan yok. Bir saniye. Ay abi şu anda çalışanımız yok. Şöyle biraz nüfus ekleyelim. Şurada mesela kasaplarımız vardı. Ben bunları şöyle taşıyacağım. Çünkü buraya ev yapmak istiyorum. Yani buraya ev yapalım abi. Burada kasabın işi yok. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı geri açalım abi. Şuradan konutu seçelim. Şöyle mi ev koysak? Araya yol mu yapsak? Araya bence dekorasyon yapalım. Hep de yol yapmayalım. Şöyle mesela dekorasyonumuz. Bunun da yeni dekorasyon. Oo, bu arada niye zil çalıyor? Bir yerde yangın çıkmadı değil mi abi? He, yangın çıkmamış, iyi. Şöyle bunu yaptık. Dekorasyonu yapmadan önce şurada bir yükselteceğimiz bina var mı? Biraz yükseltelim. Bizim bayağı bir konuta ihtiyacımız. Aynen gördüğünüz gibi para hemen eksiye girdi. Çünkü bunlar, şu binalar bayağı maliyetli arkadaşlar. Onlara biraz dikkat etmek lazım. Çok fazla koymamak lazım. Şöyle yapalım abi. Şuradaki yolu da yıkacağım ben. Şuraya yine konut ekleyeceğim. 3 tane. 3 tane buraya. Abi yol burada yine kötü duracak ama olsun. Böyle iyi midir? Böyle iyidir. Şurada bir yerimiz var. Şunun da etrafını döndürelim evlerle. Tabi böyle değil, şöyle biraz daha alan bırakalım evlere. Şuradan da bir yol geçsin. İyi miyiz? Bence gayet iyiyiz. Hem böylece insanlar da vergi ödediği için tekrar artıya geçebiliriz. Şimdi tabi bunlar, çiftçi sayımız da hala az oldu. Şöyle yapalım, yine burayı da abi ev dolduralım. Şu kısmı özellikle doldurabiliriz. Paramız var değil mi? Aynen paramız var. Sıkıntı yok. Şöyle ev doldurdum. Yani çiftçi sayımız arttı. Biraz ev yükseltelim. Şurada birkaç ev var.
şöyle iyi midir? Yani çiftçi sayımızın biraz daha artması gerekiyor iş gücümüzün. Umarım bunlar üretmeye başlamıştır. Çünkü şuradaki fırkateyni üretmek istiyorum ama o da bir sonraki şeyde. Ondan önce abi bizim şimdi bunları yapabilir miyiz? Çelik 4 diyor. Şuradaki aslında yelkeni kaldırıp başka bir şey mi eklesek diyeceğim ama. Bizim şunu sağlamamız gerekiyor. Ben biraz bunları ekleyeyim hemen. He, bu arada gemimiz gelmiş. Hemen şöyle bir görev alalım abi. Hani 4600 veriyor. Çok iyi. Şimdi şuraya gitmemizi istiyor. Salam Tan'dan uzak dur diyor. Ne demek istiyor bilmiyorum ama büyük ihtimal yine teslim görevi olabilir. Hani şöyle bir bakalım. Gemi hedefine teslim edin diyor. Tamam aynen. Teslim. Büyük ihtimal buradan bir şey alacağız. Onu da geri elemana götüreceğiz. Bu arada diğer gemimiz ne yapıyor? Yani şu an sosis satıp duruyoruz. Çok iyi. Yani biraz buraya ev ekledim arkadaşlar. Biraz daha iş gücünü artırmış olduk. Aslında şöyle yapmak istiyorum. Bazı şeyleri çok koymuşuz arkadaşlar. Mesela tuğla burada fazla koymuşuz. Şöyle yapabiliriz bu binayı. Şöyle taşıyalım. Etrafına mesela şöyle dekor yapalım. Yani abi burada bazı binaları fazla abartmışız. Bu da ekonomimizi kötü etkiliyor. Şöyle biraz daha düzeltelim. Zaten bir kil çıkartıyoruz. İki tuğla yapıyoruz. Bence yeterli. Çok abartmayalım. Maras için köstüleşiyor. Niye öyle dedi bilmiyorum. Durduk yere. Büyük ihtimal bunları kurduk. Yani burada bir hava kirliliği oluştu. Büyük ihtimal ondan dolayı öyle söyledi. Şöyle yapalım şimdi biraz. Kirişlerimiz gelmeye başladı. Yani şunu bir tane daha koymam gerekiyor. Bunu gerçekten yapmalıyız. Hatta bir tane de bundan yapacağım. Çünkü bir an önce başlamamız gerekiyor. Tabii yine yükseltme yapmalıyız. Aynen şöyle biraz bina yükseltelim. Tabii bina yine keresteyle. Keresteyi de biraz fazla kullandık. O yine gazetemiz çıktı. Hemen şöyle bakalım. Yani vaat edilmiş topraklardan -50 isyan olasılığı. Buradan 5 mutluluk. Şurada da şehir kötüye gidiyor. Büyük ihtimal bu daha kötü hava olduğu için yayınlayalım gitsin yani. Çok da fazla propaganda yapmamıza gerek yok sanırım. Şimdi şurada yükseltebildiğim kadar ev yükselteceğim. Aslında bizim diğer gemiden şuradan kereste rotası oluşturabiliriz. Aynen gemimiz ulaşmış. Gemi oradan malzemesini aldı. Aynen şu an malzemesini aldı. Şuraya da geri döndürelim. Yani böylece 5000 lira gibi bir para alacağız sanırım. Şimdi şu elemanı durduracağım abi. Ben bundan şuraya gidip tüm keresteleri alacağım. Bizim geri eski yerine götüreceğim. Şöyle rotayı da silelim. Önemli değil, sonradan ekleriz. Aslında buraya bir rota ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Şuradan şuraya mesela benim buranın ismi ne? Norton Bey'den bizim kereste almamız gerekiyor. 50 kereste buradan yükledik. Buradan hangisini seçmemiz gerekiyor? Herhalde buraya bırakmamız gerekiyor. Aynen şöyle. Sonra da bizim gemiyi seçelim. Bu gemi sürekli bize buradan nasıl olsa zaten keresteden başka neyimiz vardı? Şöyle geri satışını da iptal edelim. Kereste içkiyi satsınlar. Yani sadece içki ve kereste var. Keresteyi sürekli bizim ana adamıza taşıyalım. Ana adamızdan sonra başka bir yer yaparız. Şimdi abi yakında depo yok diyor. Aynen tahmin ettiğim gibi şu depo burada çalışmıyor sanırım. Yani iş gücüne ihtiyacımız var. Kerestemiz biraz gelmiş ama şöyle yükseltebildiğim tüm evleri yükseltmeye çalışacağım. Şehir bir tık daha hızlı gitmeye başladı. Aynen şura mesela hep tuğla ev oldu. Aynen bu kısım tamamen tuğla evlere dönüştü. Gayet güzel. Aynen abi bunları büyük ihtimal bu bölümde yapamayacağız sanki ya. Abi şu şey muhabbeti. O gelmiş aslında. Aynen bir tanesini yapabiliyoruz. Aslında bir tanesi başlasın bir yandan. Bizim abi keresteye ihtiyacımız var şaka gibi. Arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Mesela şuradaki binaları yükseltememizin sebebi burada yakında market yok diyorlar. Şöyle yapmak istiyorum. Buraya bir tane market ekleyelim abi. Bunlar da
Bu elemanlar uzak kalmışlar. Ve yükseltemiyoruz bunun içinde. Şöyle yapacağım. Şuradaki birkaç binayı şöyle taşıyacağım. Yani şöyle taşıyalım şimdilik. Şuraya bir market koyalım. Aynen abi, burada marketler olmadığı için yükseltemiyoruz. Bir de iş kıyafeti artık üretemiyoruz. Çünkü yelkene bayağı abanmışlar. Yelken üretmekten kıyafete yün vermemişler herhalde sanırım. Yani onu kesmişler bir anda nedense. Şöyle bakalım, nerede üretiyorduk abi biz onu? Şurada içki üretiyoruz. Herhalde şu kısımda yanlışım yoksa. Aynen abi, 3 tane şey var burada aslında. Büyük ihtimal belki de koyun yetmiyor olabilir. Koyun ağılı. Aslında şuraya birkaç tane daha eklesek koyun. Veyahut da en azından bir tane daha ekleyelim bence. Aynen abi. Çünkü yelken yapımını da kullanıyoruz. İşimize yarıyor yani. Şöyle bunları da ekleyelim. Hatta bir tane daha eklesek mi? Durumumuz ne şu anda? Hani bayağı düşmüş. Yelken üretimi dediğim gibi bayağı bir sıkıntıya soktu buraları. Şöyle bir tane daha ekleyelim. Eksiye düşüp duruyoruz ama geri de yükseliyoruz. Problem olmuyor. Yani şu anda iyi. Bu arada diğer gemi görev yaptı. Bir sonraki yere gönderdim. Bir görev daha yapalım. Bu da 4600 istiyor. Şuradaki gemi enkazını al diyor. Yani gidip oradaki gemi enkazını alalım. Hem de görev yakınmış bu seferki. Bu arada eleman keresteleri getirmeye başladı. Burada keresteyi satıyoruz arkadaşlar. Buraya ana yeri oldu buranın. Şimdi abi şunları yükseltebiliyor muyum? Tabii yine yükseltemiyoruz çünkü iş kıyafetimiz yok. Gözünü seveyim, bir tık daha hızlı olun. Yetmiyor mu acaba bu? Gerçi şu çok hızlı üretiyor. Bu kadar yelkene ihtiyacımız yok ki abi. Aynen, aslında bir binasını ben yıkacağım arkadaşlar. Hem de iş gücümüz geri oradan gelsin. Yani o kadar yelkene ihtiyacımız yok yani. O bu arada abi çelik kirişlerimiz gelmiş. Çok iyi. Aynen, sabun üretimine başlayalım. Şuradan hepsini yapalım. Aynen abi, şimdi sabunu ürettiğimiz zaman ne yapacağız? Hemen onu söyleyeyim. Şuradaki elemana bunu satacağız. 384 veriyor. Yani çok güzel para. Bu eleman buraya gitti mi? Gemimiz hala gidiyor. Bir gemi yapabilir miyiz? Bizim bir ticaret gemisi daha yapsak iyi olur. Aynen, yapalım bir tane. Bu arada bayağı iyi üretmeye başladılar. Hızlandık. Çok iyi. Ve şimdi bir tane de şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Silah. Top üretimine de başlayalım cephane. Aynen abi, buna başlamamız lazım. Çünkü niye diyeceksiniz, şunları da üretmemiz için. Bu mesela şu gemide mesela top 7 tane istiyor. Herhalde şunda da istiyordur yani. Bu da savaş gemisine benziyor. Fırkateyn diyor. Şöyle yapalım. Bir tane bundan buraya yerleştirelim. Tabii ne istiyor? 8 kiriş istiyor. Üretirler. Acelesi yok. Başka birinden yine bir görev daha aldık. Önce şunu bir teslim edelim. Sonra o kadının görevini yaparız. Ha, görev yaparken buraları biraz es geçtik. Bu adı büyük ihtimal bizim buradan gelip kereste almaya gelmiş herhalde. Aynen. Şu anda iş gücümüz yok abi. Ben şurayı yükseltebiliriz diye düşündüm ama bu sefer de kıyafetleri olmadığı için olmadı. Böyle biraz hızlandırabiliriz aslında. Aynen abi, biraz hızlandıralım. İş kıyafetimiz gelsin buraya. Yani satmıyoruz da değil mi? Peki burada ne kadar üretiyoruz? O burada da üretmiyoruz herhalde. Aslında burada üretip oraya götürebiliriz. Aynen abi, daha mantıklı olur sanki. Şöyle yapalım, bu adada boş yerimiz yok. Şurada da mesela şeyimiz var. Aynen şöyle iki. Aynen görev yapmışız. Şuradan diğer yere gidelim, ikinci görevi başlatalım. Şöyle abi geri dön, ana görevimize geri dönelim. Şurada koyun yeri yapalım. İki tane. Bir tane de işçi kıyafeti yeter mi acaba? Aslında iki tane yapsak daha iyi olur. Bunu da şöyle yerleştirelim. Bu adayı sonra düzenleriz büyüdüğü zaman. Şimdilik rastgele koyalım. Şunu da aslında yükseltebiliriz ama. Çünkü buradaki depoya harıl harıl çalışıyorlar.
Şu da burada olmadı aslında. Bunu yıkalım aslında ya. Burada biraz iş gücü gelsin. Aynen, gemimiz bir sonraki yere gitmiş. Abi takır takır görev yapıyoruz. Çok iyi. Şuraya teslim et diyor. Gemimiz gitsin görevleri yapsın. 18.000 paraya geri yükselmişiz. Çok iyi. Şurada şimdi ne oldu abi? Hala kıyafet yok. İşte şu anda gemiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bol gemimiz olsaydı mesela, iş gücümüz de yok mesela, gemiyi ne yapardık? Gönderirdik. Hemen bir yerden kıyafet alır gelirdik yani. Gerçi kıyafet satan bir yer var mı? Onu da bilmiyorum ama. O şunu da başlasın abi. Top üretelim. Aslında şuradaki yelkeni kaldırıp topa çevirelim. Onu takip edelim biraz. Şimdi abi yükseltebileceğimiz bina var mı? Aynen abi, şunlar bile kıyafet eksikliğinden dolayı yükseltilmiyor. Aslında yelkeni tamamen mi durdursak? Şöyle bir bakalım. O gemimiz oraya da ulaşmış. Abi çok iyi. Takır takır görev yapıyoruz. Oyunu duraklattım yanlışlıkla. Şöyle elemana yine bir görev bulalım. Yok abi, yerleşme. Yerleşme. Adalar şimdilik dursun. Şimdi bu buradan taşıyor değil mi? Aynen. Buna biz şimdi bu rotaya arkadaşlar şey ekleyelim. Kıyafeti de ekleyelim. Buraya da yüklesinler. Tüm olabildiğince tüm kıyafetleri getirsinler. Hani üretime başladılar değil mi? Hani şu anda üretiyorlar takır takır. Çok iyi. Bu ada, ikinci ada bizim bayağı işimize yarayacak. Bunlarda yeterli mal yok diyor. Tabi şimdi şöyle, bu domuzları hem sosis yapıyoruz hem de burada yağlarını çıkartıyoruz. Yani iki şey birden yapıyoruz. Aslında buraya iki tane daha şey ekleyebiliriz. Domuz yeri ekleyelim. Dediğim gibi bundan deli gibi para basacağız arkadaşlar. O yüzden bunları kuralım. Herhalde bir tanesi şöyle koysak. Pardon, yine yanlış koydum. Şöyle aradaki boşluk olsun. Şu alanlarını yerleştirelim. Aynen, çünkü yetmiyordu. Abi eksiye girip duruyoruz. Bu sıkıntı bayağı bize. Hani çiftçide bile eksiye girdik. Ama bu üretimleri de hızlandırmamız lazım para için. O 36 olmuş aslında. Abi diğer gemimiz çıkmadı mı? Tabi iş gücünden dolayı onu yapamadık. Vay da, işler bayağı sapa sardı. Bizim şuradan kıyafetleri gelmesi lazım. Oo, bayağı kötü haberlerimiz var. Şunları abi bence düzenleyelim. Şöyle düzenleyelim. Yayınlayalım. Biraz propaganda yaptık ama olsun. Yani şuradan 7 gemi, 7 tane kıyafet getiriyor sadece abi. Çok az. Şimdi şöyle, kelime ustası olmuşuz bu arada. Propaganda yapa yapa. Abi hiç bina yükseltemiyorum şu anda. Geri artıya geçtik. Bu da iyi en azından. Ama abi bu sefer de balığımız az. Gözünü seveyim. Bir şey yapıyoruz, başka bir şey geri bozuluyor. Şöyle şuraya da şey yapalım, bir balıkçı yeri daha yapalım. Abi ben şunları yükseltirim diye düşünmüştüm ama. Bak arkadaşlar, bu sefer de kıyafet geldi, balık yok. Hayda. Abi balık nasıl olmaz, gözünü seveyim. Bu arada şurada şeyimiz de var. Pro fabrikası değirmen ve kağıt diyor. Ha, pek işe yaramıyor aslında. Daha bizim işte paramız olursa eğer şöyle yapacağım. Şuradan olabildiğince eleman alacağım arkadaşlar. Çünkü bunların özellikleri çok iyi. Mesela tersanelerde %30 emeği azaltıyor. Yani iş gücünü azaltıyor büyük ihtimal. Mesela tüm kiliseler bakım maliyeti eksi %100 diyor. Çok iyi yani. Kiliseyi direkt bedava kuruyoruz. Tüm konutlarda market ihtiyacını karşılar diyor. Abi mükemmel özellikler. Tabi belediye binası diyor. Onları biz daha açmadık. Şöyle yapacağım. Okulumuzu yerleştirelim arkadaşlar. İlkokulumuzu şurada bir yere ortalı. Aslında ortaya yerleştirsek daha iyi. Çünkü buraları yükselttik ya. Aynen, ben şuraya okulumuzu yerleştirelim. Çünkü kirişimiz bayağı arttı. Şöyle oyunu bir yavaşlatalım. Detay seviyesine hemen bakmak istiyorum. Oo abi, bir sürü balonları var. Bayağı güzelmiş. Detay seviyesi okulda da yine. Okulda güzelmiş bu arada. Saati falan var abi, okula bakın. Yani oyun 1800 yıllarda geçiyor bir de.
Yani gerisini siz düşünün. Abi her şey var elemanların. Mükemmel. Şimdi bunu ekledik. Polisi eklemiştik zaten. Şurada aslında şey yapabiliriz. İlk topumuzu ekleyebiliriz aslında şurada bir yere. Ay abi mesela bir tane ekleyebiliyorum şu anda. Ama bize tabii maliyeti olacak bunun. Bakım maliyeti. Yani şu anda gerçi bize saldıran yok. Umarım ileride de saldıran olmaz şimdilik. Abi şu iş gücünü çözelim ya. Bizim daha fazla balıkçıya ihtiyacımız var diyecektim. Yine kıyafet azalmış. Abi şuradaki kıyafet olayını artıralım. Burada iş gücümüz var. Yani burada iş gücümüz var. Aslında şöyle yapalım. Bunu ayrı bir yer yapalım ya. Bir tık daha burada kıyafet üretimini artırdık. Aslında burada balığa da geçebiliriz ama buradaki bakım maliyetine kadar eksi 40 diyor abi. Çok fazla maliyete girmeyelim. Şimdi yükseltebiliyor muyum? Abi hala yükseltemiyorum. Kıyafet hemen hemen yetişmek üzere. Balıkta artıya geçmişiz güzel en azından. Şu anda bu gemi kıyafet getiriyor mu? Gidiyor şu anda. Ne kadar kıyafet var? 6 var. Ama bundan sonra büyük ihtimal artacaktır. Ürün deposu dolu mu? Nasıl dolu abi? Yün bomboş. Depo dolu. Yakında depo yok. Ya yani biz buraya bir depo daha ekleyeceğiz herhalde. Veyahut da şu depoyu ben şöyle taşıyacağım. Ekstra maliyete girmek istemiyorum. Yani şöyle iyi midir? Yani şimdi getirmeye başladı lavuk. Abi eleman ya, dibinde depo var. Yine depo istiyor. Ama yine de bu bölümde sanayiye girdik arkadaşlar. Bayağı kirli kirli dumanlar. Gerçi bunun detayına bakmadık. Bakalım hemen. Oo abi burada külçeye dönüştürüyorlar, döküyorlar. Burası da onu çeliğe herhalde basıyor. Yani kömürle çelik kalıplara basıyorlar. Ondan sonra eleman şuradan depoluyor, götürüyor. Bayağı dumanlıymış ama burası. Şurada da elemanlar yine yani kalıplara basıyorlar topların, ilk toplar için. Sonra da topu buradan çıkartıyorlar. Aa bayağı güzel ama iş gücümüz olmadığı için bu eleman hala buradaki gemiyi yapmadı. Şu an üretebiliyor muyuz? Yükseltemiyor. Abi hiçbir şey yükseltemiyorum. Kıyafetimiz gerçekten hiç yok. Şu gemi getiriyor mu? 7 tane getiriyor. Herhalde bir tık daha hızlandırmış olmamız gerekiyor. Aynen 5 oldu hemen. Gemi yeni ayrıldı ama hemen 5 oldu. Burada içki satıyoruz. Güzel. Abi eksi 500'e iniyoruz arada falan. Beni tırstırıyor yani bu. Yani bir an önce başlamamız lazımdı bir şeylere. Çünkü şu elemanlara bakın abi. Yollarına bile eleman adı nedir? Şurada kaldırım çekmiş. Abi elemanlar çok hızlı gidiyor ya. Bizim bunlara yetişmemiz lazım. Belediye binası mı? O büyük depoya yükselmiş. Abi elemanlar çok hızlı gidiyor. Bizim bir an önce yetişmemiz lazım. Özellikle bu kadın yani bayağı sanayi de hızlı gidiyor. Şunlar pek bir şey yapmıyor sanırım. Yani bunlar yapıyor ama o kadar büyük değiller. Hele şu prenses hiçbir şey yapmamış. Hala olduğu yerde devam ediyor. O bu arada gemimiz çıktı abi. Çok güzel. Bu gemiyle de yine görev yapalım. Şurada ben görev alacaktım herhalde. Yani buradaki görev gitmiş abi. Şu kadından görev alalım. Bu gemiyi de yine ben şuraya getireceğim. Burada kullanırız büyük ihtimal. Bence yine bu bölümde güzel şeyler yaptık. Şöyle bakalım yine mi yükseltemiyoruz? Abi yükseltemiyoruz ama çalışan sayısına da artık ihtiyacımız kalmadı. Şuradaki depo burada bir tık küçük kaldı herhalde. Abi şurada da yine bir bizim kereste şeyimiz var. Birazını yıkacağım. Çünkü çok abartmışız bunları. Bunlar bize gider abi hepsi. O yüzden bir tık kaldıralım. Mesela şunda 3 tane var. Yine buna da ihtiyacımız yok. Bir tanesini yıkacağım. Ekmekte ihtiyacımız var. Çünkü bunları yükseltirken kullanılıyor. Aynen. 3. seviyeye tabi. O yüzden ekmekte kullanacağız. Abi şu gemi gelsin. Bir sabun rotası oluşturalım. Abi şimdi yeni rota oluşturalım. Şimdi şu elemana biz sabunumuzu satacağız. Şimdi bizden şöyle bu elemandan değil bizden nerede abi sabun olabildiğince yüklesin.
Ya birer tane büyük ihtimal yeterli şimdilik. Bir de bir şey daha satalım diyorum. Eleman demir satıyor ama bizden büyük ihtimal demir almasına ihtiyacı yok. Tuğla satar mıyız aslında? Tuğla da satalım. Bu geminin yük alanı iki yer olduğu için sadece böyle bırakacağım. Yani şurada iki tane var. Bu gemiyi buraya yerleştirelim. Bu gemi şimdi arkadaşlar buraya olabildiğince şey satacak. Sabun satacak. Tabii şuradaki elemanları almak isterdim ama yani parada çok ilerlememiz gerekiyor. Sabunu iyi ki başladık en azından. He abi 88 sabun olmuş. Sabundan deli gibi para alacağız. Bir sonraki bölüm kesin adım gibi eminim daha hızlı gideceğiz arkadaşlar. Hemen şunları büyük ihtimal yaparız. Özellikle sadece burada şey kaldı yanlışım yoksa. Hani bir tek biramız kalmış. Malt dediği nerede abi acaba? Maltı adada varmış. Şerbetçi otu diyor. O herhalde bu şurada. Ha tabii bunu da buraya koyamıyoruz sanırım. O gerçi koyabiliyoruz. Ama burası işçiye yükselmedi. İlginç. Buraya yerleştirebiliyoruz. Aslında buraya bunları bir sonraki bölüm başlayalım. Sonra üçüncü yere geçeriz büyük ihtimal. Üçüncü adı nedir? Şunları yükselttikten sonra büyük ihtimal burada bir üçüncü çağ olacak. Ona geçeceğiz. Abi hala kıyafet yok. Aynen şu anda 50 sabun, 50 tuğlamız yüklenmiş. Arkadaşlar şöyle gemimiz ulaşmak üzere. Bakalım 50 sabun, 50 tuğla satacağız. Bakalım ne kadar para gelecek. Ben de merak ediyorum. İlk ticaret noktamız bu oldu. Ha, eleman bayağı iyi para ödüyor sabuna. Bakalım şöyle bir ilerlesin. O sırada biz de şu elemanlara bakalım. Bu pek önemli değil. Konserve diyor, demir madeni diyor. Çelik demir madeni, kömür ocağı dökümce. O abi mükemmel bir eleman bu. Tam bu bize yarayacak bir eleman. Çünkü %20 verim diyor. Eğer şu satılır para alırsak, iyi para alırsak bu elemanı alalım bence. Ha, bu hatta sabun fabrikası eksi %20 maliyetini düşürtüyor. Abi bir satsın bakalım ne kadar para verecek şimdi bize. Hadi abi. Sattı mı? Sattı herhalde. Hani abi sattı ama yani hani 20 bin geldi arkadaşlar. Aynen dediğim buydu. Sabundan deli gibi para alacağız. Sen dur, gitme bir yere. Abi eleman kayboldu deme bana. Abi gözünü seveyim, elemanı kaybettik. Ya bunlar da o kadar iyi elemanlar değil. Tiyatro diyor abi, onlara bizde şu an yok. Abi elemanı kaçırdık. Neyse. Sen işine geri dön. Şu elemana da bu arada yeni görev bulduk. Şu gemilere eşlik et diyor. O herhalde her ikisine de ayrı ayrı atama istiyor sanırım kadın. Abi eşlik ediyorum. Herhalde ikisine de ayrı ayrı gemi istiyor ya. Olabilir. Şurada bir görevimiz çıkmış bizim. Yani şurada bir görevimiz var. Ona bir bakalım hızlıca. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Ne diyor abi? Çiftçi kabul ettiğinizde doğru yer diyor. Ne olduğunu hiç anlamam. Şerbetçi otu tohumları verdi bize. Çok iyi. Sağ ol. Yani bu görev çalışmıyor. Bu görevi ben iptal edeceğim. Gemiler battı bu arada. Şurada bir görevimiz var. Onu alabiliriz. Bu arada şu eleman büyük ihtimal bu gemi satan bir eleman. Buna paramız olunca yine bakarız. Abi şu anda kıyafetimiz iyi mi? Hala iyi değil. Ama yükseltebiliyoruz. Çok iyi. Hatta 3. seviyede yükseltebiliyorum. Çelik de bayağı iyi yükselttik. Topumuz da çok. Aslında bir tane savaş gemisi üretebiliriz. Üretelim abi. Yani bir tane üretelim. Arkadaşlar bu bölümde de sanayiye girdik bence. Bayağı iyi bir bölüm oldu. Yani ticarete de başladı. Sabundan gördüğünüz gibi 20 bine sattık abi. 50 sabunu 20 bine sattık. Çok iyi. Yani bunu devam ettirirsek büyük ihtimal çoğu şeyi yapmaya başlarız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.